Yayınımızın bu bölümünde iletişim uzmanı Profesör Doktor Yasemin İncioğlu ile birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba Gökmen. Hocam kızmadınız değil mi gecikme için? Hayır, estağfurullah, kızmadım. Tamam, tamam, çok teşekkür ederim. Kıymetli edeyim. Hocamızı dinledik, Metin Hoca'yı. Evet. Çok faydalandık. Sağ olun, sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Önce onun bir helalliğini alarak başlamak istedim. Sonuçta üzerimizde hakkınız var, emeğiniz var iletişim profesörü olarak. Şimdi hocam, hani birinci bölümde Türkiye'den hukuk manzaraları ya da tırnak içerisinde yeni Türkiye'den hukuk manzaraları, memleketinden hukuk manzaralarını konuştuk. Şimdi sizinle de memleketimden eylem ve söylem manzaralarını konuşalım. Bugünlerde o Twitter'daki linçler, hakaretler garip garip boyutlara, daha da insanın kanını donduran boyutlara ulaştı. Adeta belli isimler seçiliyor ve o isimlerle ilgili... Yahu yani söylemeye utanıyorum da tecavüz adeta listeleri ilan ediliyor. Yok onu bana bırak, bunu ben alırım. Yok Canan Kaftancıoğlu, yok öbürüydü, yok Nevşin Mengü vesaire şu bu. Şimdi bu nefret söylemini sizinle konuşacağız. Ayrıca buradaki erkek dilini de konuşmak gerekiyor. Evet. Burada bir erkek dili var ama evet. Bizden önce 20. saat programında Özlem Gürses gazeteci Nevşin Mengü ile yani bu son saldırı furyasının hedeflerinden biri olan Nevşin Mengü ile konuştu. Bir bakalım evet. Bu programda Nevşin Mengü ne anlattı Özlem Gürses'e? Çok kısa bir video izleyelim. Tamam. Sonra sizinle konuşmaya başlayacağız. İzliyoruz. Burada zaten bir sistematik tecavüze teşvik çağrısı söz konusu. Burada hani şunu söylemeyeceğim. Aa hiç korkmuyorum falan demeyeceğim. Çünkü tabii ki korkuyorum. Yani şimdi bana göre insan ya askerse silahı olur ya polise ya da eşkıya ise silahı olur. Vallahi ben eşkıya değilim. Silah milam yok. Dolayısıyla hiçbir şeyim yok. O işte 50 tane vururum diyenler falan bizi hedef gösteriyor. Vururlar vallahi. Yani dediğim gibi eşkıya olmadığım için evimde silahım yok benim. Bu tecavüz çağrıcıları karşısında yapabileceğim bir şey yok. Benim başıma bir şey gelirse bunun müsebbibi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İş hayatına başladığımdan beri maaşımın her ay yarısını çatır çatır vergi diye kesmeyi bilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tecavüz çağrıcıları karşısında bir zahmet de beni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak korumak yükümlülüğüne sahip. Devlet kurumları da bunu oturmuş izliyor. Hatta bu insanların sırtı sıvazlanıyor. İnsanlar toplu tecavüz çağrısında bulunuyorlar. Toplu tecavüz çağrısında bulunuyor bu insanlar. Fakat görüyoruz ki bu kişiler iktidardan güç alıyorlar. Ben açıkçası geldiğimiz noktadan, gelinen noktadan korkuyorum Özlem Gürses. Bunu çok korkutucu buluyorum. Bizim başımıza bir şey gelirse... Bunun müsebbibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kendi vatandaşını korumaktan aciz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet, Nevşin Mengü duygularını saklamadı, korkuyorum dedi. Niye korkmasın ki? Neden korkulmasın? Ortalıkta yani bizim aile 50 kişiyi götürür diyen bir söylem varken öbür tarafta biz bir daha sokağa çıkarsak karınızı kızınızı nasıl koruyacaksınız, onlara nasıl sahip çıkacağız diyen birileri varken birileri garip garip üniformalarla garip garip tehdit mesajları sosyal medyada ve bunlarla ilgili en azından kamuoyunu tatmin edici şekilde hukuki yürütme müdahaleleri, soruşturmalar vesaire olmayınca o zaman tabii ki haklı Nevşin Mengü korkmakla. Hocam ne diyorsunuz? Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi erkek egemen toplumda hakim dil, cinsiyetçi ve eril bir dil. Dil biliyoruz, düşünüş biçimini ve hayat felsefesinin önemli bir göstergesi. Ve bir grubu anlamak için onun kelime ve kavramları oluşturma mantığına bakmak lazım her şeyden önce. Cinsiyetçiliği pekiştiren önemli araçların başında dil geliyor. Eril dilde ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddeti tetikliyor. Cinsiyetçilik de ayrımcı söylemlerin başında. Şimdi kadın Türk toplumunda öteki. Öteki derken, sözlük anlamıyla bakıldığında biz bunu birbirinden farklı tarafların birbirlerini tanımlarken kullandığı bir kelime olup taraflar birbirine öteki olarak tanımlamada eşit şartlara sahipler. Ancak kelimenin kültürel kullanımına baktığımızda öyle değil. Öteki kavramı daha çok egemen kültürün kendinden farklı olanı tanımlamasında kullanılmakta.
Şimdi erkekliğin egemen olduğu düzene en büyük tehdidi kadınlar oluşturmakta ve Nevşin Hanım'ın ve diğer kadınların başına gelen, hepimiz takip ettik, örneklerde de gördüğümüz üzere nefret söyleminin odak noktasına haline gelen kadınların, bu kadınların ortak noktaları var. Ne? Kamusal alanda fikirlerini açıklamaktan çekinmeyen, güçlü, kendine güvenen kadınlar olmaları. Ellerinde eğer bilimsel nitelikte sunabileceği güçlü, karşıt argümanlar üretemiyorsa insanlar, o zaman en kolay yolu ne? Kadını cinsiyet üzerinden aşağılamak, tehdit etmek, taciz, tecavüz. Tam bir kadına yönelik şiddettir bu. Neden? Çünkü ciddi bir insan hakları ihlali içeriyor. Ayrımcılık var. Kamusal alanda gerçekleşiyor. Bir eylem yapılacağına dair tehdit var. Resmen söylüyor. Taciz edeceğiz, tecavüz edeceğiz. Kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik yönden zarar görmesiyle sonuçlanması çok muhtemel bir eylem. Min çağrısı var. Nefret söylemi tanımı için en sık biliyoruz, referans verilen kaynak Avrupa Konseyi. 1997 yılında almış olduğu bir Bakanlar Komitesi tavsiye kararı var. Ona baktığımız zaman hatırlamakta yarar var. Neydi nefret söylemi? Irkçı nefret, xenofobi, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, azınlık, göçmen, göçmen kökenli insanlar, ulusalcılık, etnik merkezcilik filan, bunu uzatabiliriz. Kadına yönelik, ötekiye yönelik, her türlü hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret biçimlerini yayan, o gruba karşı herhangi bir nefret ortamı, şiddete teşvik ortamı sunan, savunan, meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsıyor. Şimdi kadınlara yönelik nefret söylemi, cinsiyetçi hakaret, aşağılama, kötüleme, iftira, argoda yaygın kullanılan bütün bu cinsel içerikli şiddet sözcükleri, tehditler şeklinde ortaya konuyor. Hedef gösteriliyorsunuz, itibarsızlaştırılıyorsunuz, değersizleştiriliyorsunuz ve tabii ki bunu sosyal medya mecrasında yapınca bir kar topu etkisiyle, çünkü neden? Yeni teknolojileri kullanıyor. Hızlı yayılım var, etkileşimsellik var. Linç kampanyalarına kadar varıyor. Bütün bu nedenler, teknolojik nedenlerle sosyal medyada çok daha kolay, yaygın üretiliyor. Ve bu cinsiyetçi nefret söyleminin dışa vurumu da bireysel değil, kolektif bir olgu biçiminde tezahür ediyor. Ötekine yönelik bir tahammülsüzlük var ve adeta bir amigo ruhuyla, bir taraftarlık ruhuyla hareket edilen bir süreçte sistematik, planlı, programlı bir biçimde her zaman olmamakla birlikte, onun altını çizerim ama bu sefer kesin öyleydi, adeta bir linç kampanyasına dönüşebiliyor. Yani burada önyargılı, kışkırtıcı, ayrımcı dil sıklıkla kullanılıyor ve tamamen kadınlık grubuna aidiyeti yüzünden küçük düşürülmesi, aşağılanması, hedef gösterilmesi ve bunu yapan, yani bu nefret söylemini üreten gruba bu bir tür güç ve önem atfediliyor. Buna tanık ediyoruz. Diğer grupları tamamen masifize ediyor, dışlıyor ve kendi öz değerlerini böylelikle arttırma yanılsaması için de ötekileri insani değerlerden, bunu şöyle terminolojiye koyduk, şeytanileştirme, itibarsızlaştırmanın bir üst kademesi şeytanileştirmeye kadar varıyor. Dolayısıyla tabii ki korkmak çok doğal bir duygu, his. Korkmasa şaşılır. Fakat burada takdir ettiğim bir şey deşifre etmeleri oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun ve sırayla Nevşin Mengü'nün, bakın işte bu hesaplardan, o işte Yeşil Top ve milli değerler üzerinden, hiç de sizin dediğiniz gibi değil burada. Bunlar bizim için söylendi. Batılı demokrasilerde bu çok önemli bir mekanizma. Tabii bir önemli problem de burada
cezasızlığın insanları son derece karamsarlığa itişi ve toplumsal barış ve adaletin yerine bulmamasında umut kırıcı bir şey ve örnek oluyor. Bu olayları gördükçe ki bir şey olmuyor bunu yapanlar, örnek oluşturuyor ve onları bu suçlarını bir tür meşrulaştırma, doğal gösterme, haklaştırma gibi algılamak mümkün. Bilmem özetleyebilir mi? Palazlanma da diyebilir miyiz hocam? Giderek pervasızlaşma ve palazlam. Tabii. Şimdi amiyane evet. Şimdi hocam, hani insan söylerken bile utanıyor. Fazla da tekrar etmemek gerekiyor ama biz sonuçta gece saatinde yayın yapan bir haber programıyız. Çocuklar falan bizi izlemiyor. Yahu okumaktan utandığınız ifadeler. İşte yok Canan'ı ben alırım, Nevşin'i sen al. Nevşin'le ilgili çok iyi planlarım var. Yok Canan'la ilgili efendim köpeğimi düşünüyorum falan. Yahu bu kadar aşağılık bir manzara karşısında ilgili çevrelerin, sesini yükseltmeleri gereken çevrelerin ve başta da muhakkak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geliyor olması lazım. Çok daha yüksek sesle, çok daha üst perdeden itirazını dile getirmesi lazım. Hele ki daha geçenlerde partinin genel başkan yardımcısı Mahir Ünal sosyal medyada etik çağrısı yapmış ve bir takım etik kodlardan söz etmişken. O zaman bu trollere birinin hakim olması gerekiyor. Ayrıca gerekli işleminde yapılması gerekiyor. Şimdi bu iş bu kadar kolay mı ya? Yani bir kişi hakkında bunları yazacaksınız ve sizin hakkınızda hiçbir işlem yapılmayacak. Öbür taraftan bambaşka bir siyasi bağlamdaki bir kişiye en ufak bir tweet yazıldığında, en ufak bir hiciv edildiğinde aman Allah'ım insanın başına neler gelebiliyor bu ülkede. Dolayısıyla bunlar çok açık bir şekilde çifte standart. Tam şu anda hangi ülkede olduğunu hatırlamıyorum. Ama şöyle bir olay vardı, siz de hatırlarsınız. İngiltere'de miydi, neydi? Hani bir parkta bir kıza yönelik bir taciz girişimi mi, bir laf atma mı ne oluyor? Onun üzerine çok yüksek sayılabilecek bir yaptırma karar veriyor ilgili otoriteler. Ve orada işte şöyle bir ifade dolaşıyor. Yahu hani bir kızla ilgili böyle bir girişime nasıl bu kadar şey verilir diye. Sanırım hakim, bu arada inşallah anlattığım şey şehir efsanesi değildir ama ya ben böyle hatırlıyorum. Hakim de diyor ki hayır diyor, orada bir kıza yönelik bir girişim yok diyor. Orada İngiltere'deki bilmem kaç milyon, yani o yaştaki bilmem kaç milyon kızın bu ülkede parklarda gönül rahatlığı içerisinde korkmadan gitme özgürlüğü elinden alınmıştır diyor. O özgürlüğe bir darbe vurmuştur. O yüzden bunlar çok önemli. Şimdi bir başka önemli konu da Sayın Hocam, nihayetinde siz bir iletişim profesörüsünüz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluşundan itibaren yapısını, felsefesini gayet iyi takip etmiş bir isimsiniz. Ve bir de bu dönem yapılanlar, Halk TV'ye verilen ve açıkçası söylenen bir söz ya da sergilenen bir davranış değil, ima edilen bir husus belirtilerek verilen ceza. Ama buna karşılık, ki sadece Halk TV'ye değil, Telebile veriliyor, KRT TV'ye veriliyor, gazetelerde yine benzer yaptırımlar, tabii Rütük kanalları değil, başka şeyler oluyor. Ama buna karşılık işte Sevda Noyan'ın sözleri bizim aile 50'sini birden götürür vesaire tarzındaki ifadelerle ilgili Rütük Başkanı'nın bugünkü açıklaması tepki çekti ve hocam da söyledi birinci bölümde İsa Sırayı olarak açıklandı. Şimdi orada bir takım ifadeler nesnel değerlendirmelere dayanmıyor. Deniliyor ki ya tamam Ülke TV'deki o yayını gündemimize alacağız ama vereceğimiz ceza darbe sevicileri sevindirmemeli. Bu nasıl nesnel değerlendirilebilecek bir karar olabilir? Ondan sonra burada bir çifte standart görüyor musunuz? O konuda görüşünüzü rica edebilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi bir defa şöyle başlamak lazım olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir kutuplaşma yaşıyoruz. Kutuplaşma da grup kimlikleri ve gruplar arasındaki bir yabancılaşma ile ilişkilendirilmesi mümkün. Yani kutuplaşmış toplum içinde her bir birey kendi kimliğini karşıt grup üyeleri üzerinden tanımlayıp kendi farklılığını ortaya koyuyor. Bu durumda toplumsal barışı, gruplar arası adaleti, toplumsal güvenliği tehdit etme potansiyeline sahip. Yani kendi varlığını koruyabilmek, kendi
haklılığını savunmak için adeta demin kullandığım terimi yine kullanacağım. Karşı tarafı şeytanileştiren bir olgudan bahsediyoruz. Şimdi Sevda Noyan Hanım'dı galiba televizyon. Evet, Sevda Noyan. Orada darbe karşıtlığıyla ilgili bir takım laflar sarf etti. Şimdi darbe karşıtlığı zaten olması gereken bir şey. Yani demokrasiden, insan haklarından, haktan, hukuktan yana kimsenin darbe savunuculuğu yapacağına ben inanmıyorum. Ama demin söylediğim gibi toplumu böyle kutuplaştırma üzerinden darbe severler, işte darbe düşmanları diye ikiye bölerek şiddeti öven, şiddeti özendiren bu tip tehditkar açıklamalar yapmak son derece tehlikeli. Ha şimdi şöyle bir cevap gelir, denir ki televizyona çıkmış konuk istediğini söyleyebilir, ifade özgürlüğünü kullanıyor ama yok. Bir defa öyle değil. Hukukçu hocamız çıktı bizden önce, orada tamamen bir suç unsuru var dedi. Orada ayrıca neden bir şiddete övme, şiddeti meşru kılan bir şey var. Diyor ki 3-5 kişiyi bizim siteden alacağım. Şimdi Allah için ben o sitede yaşamak istemezdim. Yani düşünseniz o siteden birisi kamusal alanda çıkıyor ve acaba kim o? Darbe severler kim o orada? 50 kişilik bir aile hepsi hakkından gelir gibi bir açıklama. Ve program sunucusunun da orada anında müdahale etmesi gerekiyor. Nefret söyleminde bu çok önemli. Yani ahim bile buna bakıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Medyada çıkan birisinin veya gazetede yazılan bir makalenin ürettiği nefret dışında ona o imkanı sunan mecra, o yayın kanalının da orada bir sorumluluğu var. Susmakla, hatta daha da çok pekiştirici nitelikte dört bacaklı nitelemesiyle söylenenler tamamen bu söylenenleri olumlayan, meşrulaştıran şeyler. Yine ben RTÜK Başkanı'nın konuşmasını dinledim. Diyor ki darbeyi övenlerin, dinleyip deşifre ettim o bir cümle, karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Şimdi bu açıklama çok gereksiz bir açıklama. Onu söylendi daha önce ama bir başka şey daha var burada. Orada programda bir konuk vardı ve programı sunan vardı. Orada bir tartışma yoktu. Bu da çok önemli. Bağlam çok önemli. Yani kim, neyi, hangi çevreleyen koşullar içerisinde, ne şekilde, ne etki bırakarak söylüyor. Bu da kriterlerden biri. Yani hepsi ayında şiddete şey yaptığı gibi. Orada tek başına konuşuyor. Yani RTÜK Başkanı söylediği gibi darbeyi övenler karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda tabii değiller. Ama öyle bir atmosfer de yoktu. Bu da çok önemli. Darbeyi öven bir kimse de yoktu. Şimdi orada RTÜK Başkanı'nın ve üyelerin konumları gereği nesnel, yani biz buna tarafsız demeyelim de eşit uzaklıkta durarak bu kutuplaştırıcı polemiğe müdahil olmadan, zaten kanunların gereği neyse o doğrultuda karar verecekler. Daha toplantı yapılmadan ne şekilde, kimden yana vereceği, tabii ki önceden bu bir ister istemez oluşturduğu algı bu. Manipülatif olduğunu gösteriyor. Peki. Burada tabii yani ben televizyon kanallarının ayrıca birçok konu var konuşulması gereken. Mesela RTÜK, FCC var Amerika'da, Federal Communications Commission veya Fransa'da Conseil Supérieur L'Audiovisuel var. Orada siz bir dönem bizde çok moda olan çağ dışı ekran karartmalar vardı. Şimdi onlar gitti. Programa ceza yağdırma, kapatma. Bunlar dünyada bir iki şey üzerinden yapılıyor. Nedir? Özellikle mesela Fransız televizyona baktığınız zaman çocukların ruhsal ve zihinsel
psikolojilerini bozuyor mu televizyonda şiddet? Veya şiddeti öven, şiddete zemin hazırlayan, onu meşrulaştıran bir söylem var mı? Yani bunlar o adamda çok önemli. Çok cömert davranmamak lazım ceza keserken. Belli kriterler olması lazım diye düşünüyorum. Tamam. Hocam bana bugün... Bir şey daha var. Buyurun. Onu da altını çizeyim. Buyurun. O da çok rahatsız etti. 13-16 yaş dendi. Sonra evet. Onu daha düşürmeyi düşündü. Bir yaş daha 12-16 yaptı. 13-17'den bir profesör. Aydın Üniversitesi, galiba Aydın Üniversitesi'de bir hukuki işlem başlattı. Evet, kendisi. Tepki gösterdi, sahiplenmedi, kınadı. İşte orada pedofiliyi övmek diyor bazı arkadaşlar. Yok, hafifletiyorlar. Orada pedofili yok. O tamamen bir rahatsızlık. Burada ciddi anlamda bir çocuk istismarcılığı var. O terimleri de karıştırmayalım. Bu da suç. Peki. Dolayısıyla bu da çok önemli, altını çizmek istedim. Şöyle ben de kapatayım bu bölümü. Birinci evet. bölümde Profesör Doktor Metin Günday, çok değerli bir hukuk profesörü, idare hukuku profesörü. Bu bölümde de Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu, çok değerli bir iletişim profesörü. Sayın seyirciler, bu iki profesörden biz adeta ders dinledik. Bugün ders niteliğinde bir konuşma dinledik. Ama tamam, Allah razı olsun hocam, ağzınızdan hem sizin hem de Metin Bey'in. Ama sadece bizim dinlememiz yetmez. Asıl dinlemesi gerekenlerin de burada belirtilen ölçütlere ve buradaki üsluba da dikkat etmeleri, biraz feyiz almaları lazım buradan. Biraz feyiz almaları lazım. Dile getirilen olgular, bakın nesnellik diyoruz değil mi? Nesnellik. Yani efendim, objektiflik mümkün müdür, değil midir? Ya tamam, o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Yani bir kişinin ideolojisinden, inançlarından, ön yargılarından, bunun olmaması, bundan tümüyle sıyrılması, tam bir robot gibi davranması, bunun mümkün, tam olarak mümkün olamayacağı gerçeği, bunlar ayrı konular. Ama habercilerin de, ilgili kurul başkanlarının da böyle bir sıfatı taşıması gereken insanların da en azından şeklen bu tavrı sergilemeleri gerekiyor. Ve o şekil en azından şunu gerektiriyor: ön yargınız da değil, niyetiniz de değil, niyet okuyarak değil, onların hepsini üzerine geçirdiğiniz o pardesüyü bırakıp sadece çıplak olarak olgular, olaylar ve nesnel ölçütlere göre değerlendirmeler üzerinden gitmeniz gerekiyor. Yasemin Hocam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Gökmen. Evet, Yasemin İnceoğlu hocamızla sonraki yayınlarımızda da yine birlikte olmayı diliyoruz.